Filistinliler bizden para istemiyor. Paraya ihtiyaçları var mı? Kesinlikle var. Çünkü ne üretebiliyorlar, ne fabrikaları var, ne sanayileri var. Hiçbir şeyleri yok. Paraya ihtiyaçları var ama Filistinli anneler diyorlar ki sakın ha Türkiye bize para göndermesin. Türkiye bize para gönderirse biz tok ölürüz. Ama para göndermeyip de gelip şu Kudüs sokaklarında yürürseniz, hele hele Allah razı olsun bizim boyunluklarımızda Türk bayrağı var. O Türk bayraklarıyla yürürseniz biz aç da olsa yaşama şansını elde ediyoruz. Nasıl oluyor bu iş dedim. Siyonistler dedi zalim bir baba gibidir. Hani evde misafir yokken karısını çocuklarını döver ama misafir gelince karıcığım çocuğum der ya. Aynı onun gibi siz buradayken bizi öldürmüyorlar. Siz buradayken kundaklamıyorlar, bomba atmıyorlar. Ne olursunuz gelin dediler ve ben bunun birebir canlı örneğini yaşadım. Daha önce Ankara'dan bugün de sizinle birlikte olmamıza vesile sevgili Mehmet Özmen kardeşimize anlatmıştım. El Halil Camii'ne gittik. Ben biraz erken çıktım, ikinci gidişimdi. Yolda bizden sürekli bir şey isteyen birileri var. Musa Bey dedi ki sakın ha para vermeyin, onlar birer Müslüman. Onları dilenci yetiştirmeyin. Eğer yardım etmek istiyorsanız bir markete gidin, ailesinin alışverişini yapıp onu verin çocuklara. Ben de o zaman böyle çok ısrarcı olan bir çocuk vardı yanımda. Biraz da açıkçası yüzümü ekşittim ya ne kadar yapışıyor diyerek. Bir çıktım ki İsrail askerleri çocukları köşeye sıkıştırmış. Önümüze bariyerler koymuş. Biz otobüse bile ulaşamayacağız. Maskara bayramlarıymış. Bu çocuklar da bağırıyorlar. Allahu Ekber, İsrail istediğin kadar yolları kapa, Mescid-i Aksa sana canımız feda diye. Bir baktım benim o demin eleştirdiğim yüzümü ekşittiğim çocuk orada. Askere kafa tutuyor. Aman Allah'ım dedim. Küçük. 8 yaşında filan. Bir mücahitmiş bu dedim. O sırada önümdeki İsrail askeri cebinden bomba çıkardı Yusuf Bey. Ve tam atacağı sırada artık ses bombası mıdır? Göz yaşartıcı bomba mıdır? Öldürücü bomba mıdır? Onu bilemem. Kul hakkına giremem. Yahudi bile olsa yani Siyonist bile olsa Yahudi demeyeyim. Bir baktı ki orada ben varım. Beni görünce asker o bombayı cebine koydu. Çekti geri. Ben titremeye başladım. Ondan sonra ağladım hıçkıra hıçkıra. O çocuk geldi yanıma. Don't cry my sister dedi. Ağlama abla dedi. Biz dedi şehit oluyoruz. Daha üst bir mertebe mi var? Niye ağlayıp da bunların önünde beni küçük düşürüyorsun dedi. O 8 yaşındaki çocuk 8 yaşındaki çocuk bana bu hayat dersini... Ben dizlerimin üstüne çöktüm. Salya sümük. Kendimi kaybettim ağlıyorum. Çünkü filmlerde gördüğüm bir sahneye şahit oldu bu gözler. O çocuk o parasız çocuk gitti markete. Peçete aldı ve benim burnumu sildi biliyor musunuz? O zaman o kadının neden Kudüs'e gelin, Filistin'e gelin dediğini idrak ettim.